Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. House Flipper'ın yeni çıkan eklenti paketi Farm Flipper'dan devam edeceğiz. İlk bölümü oynamıştık hatırlarsanız. İlk bölümde Molly neredeyi tamamlamıştık. Şimdi şurada iki seçeneğimiz var. Ya atları bekletmeyi yapacağız ya da derin sularda yapacağız. Hangisini yapacağımı bilemedim. Galiba atları bekletmeyi yapacağım. Demiş ki Sofya çocukluğundan beri bir binicilik okulu olsun isterdi. 13 yaşına gelince seyis olarak çalışmaya başladı. Ardından binici eğitmeni oldu ve sonunda ahır yöneticisi olmayı başardı. Ancak bunların hiçbiri yeterli gelmedi. Artık tutkusunu gerçeğe dönüştürebilir. Tabi her şey yolunda gitmiyor. Tuttuğu yükleniciler avans ödemelerini aldılar ve bir daha gelmediler. Elbette Sofya öyle kolay pes etmez. Tamam, hadi kabul edelim. Alan yalnız bayağı büyük. Bak, iş bitmeden tek kuruş göremezsin, söyleyeyim demiş. Burada olanların senin kabahatin olmadığını biliyorum ama kimse benden bir şey çalamaz. Anlıyor musun? Buraya bir ahır yapılması gerekiyordu. Orada bir binicilik salonum olsun istiyordum. Bir de diğer atların dışında iki oğlum için iki vahşi at istiyorum. Çok güvendiğim için küçük bir yerden başlamamız gerekiyor. Küçük ama iyi bir binicilik okulu kuracağım. Yapılacak her şey listende yazıyor. Artık işe koyul ve atları bekletme. Peki Sofyacığım. Sen nasıl istersen. Baltanın kilidini açtın. Tebrikler, yeni bir aracın kilidini açtın. Büyük ağaçlardan kurtulmak onların kesimini gerektirir. Baltaya kesinlikle ihtiyaç duyarsın. Unutma, güvenliğin için olabildiğince alçaktan kesilmeli. Peki, alçaktan kesecekmişiz. İmalat demiş. Binalar hazır. Temelleri at, alet kullan, ağacı kes. Sanırım... Şundan başlayalım. Motorlu testere aldın. Yeni bir aletin kilidini açtın. Bir ağacı profesyonelce kesmek için aletler menüsünden motorlu testereyi seç. Ardından bir ağaca yaklaş ve kes. Düşen nesnelere dikkat et. Ağaç kesmeseydik keşke ya. Neyse, şundan başlayalım. Olabildiğince alçaktan kes demişti. Ağaç düzgün bir şekilde kesildi. Şimdi kütüğü fırlatabilirsin. Allah! Tamam, ben ağaçları kesiyorum da hiçbir şey olmuyor. İki tane ağaç kestim ben. Bu ağacı mı kesmem gerekiyor? Bakayım bir. Kestim. Ağaç gitti. Bir. Ha, tamam. Navigasyona göre gitmem gerekiyor. Bakayım. Şu. Bunu keseceğim. Tamam. 2. Ve boşu boşuna fazladan ağaç kestik ya. Şunu keseceğiz bir de. Tamam. Bunu hallettik. İmalat 1. Binalar hazır. Temelleri at. Şimdi imalat için ağacı kestim. Bir çit ve kapı yerleştir. Bir çit yapalım. Buldum galiba, buraya çit yapacağım ya ben. Dur bakayım. Şuradan başlayacağım ya, ben anlamadım çünkü. Bir çözüm buldum. Böyle tek 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 yapmak yerine. Ay, ne oluyor? Şöyle boyutu değiştirebiliyormuşuz. Masum topuyla. Ama şu an çok karıştı bende. Bir dakika. Ah! Kontrol edememeye başladım. Ha, şöyle yapıyorsun işte. Şu bir oluyor. Sonra biraz daha büyüteyim. Biraz daha büyütünce işler karışıyor bir bende. Tamam. Bitirdim. Bir de kapı koyacağım şimdi buraya. Kapı da alayım. Onu da aynı renk alayım. Onu da şuraya yerleştireyim. Şimdi üçlü dikey engel demiş. Üçlü dikey engel. Onu da kahve yapalım. İkinci rengi değiştirelim. İkinci renk siyah olmadı. Bej olsun. Üçlü dikey engel koyacağız.
Şöyle koysak. Tamam. Çapraz engel. 110 olsun. Çok mu büyük yaptık 110'la? O da şöyle olsun. 2. Oval su kabı. Bu da kiraz olsun. Oval su kabını da şöyle koyalım. 2. Bir de bir engel daha varmış. Şöyle orta olsun. O engeli de şöyle koyalım. Şimdi burası tamam. Burası tamam da bunu nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Temel nasıl atacağım? Baltayla atmayacağım. Motorlu testere, kanca, konut imalatı mı yapmam lazım? He. Peki bunu nereye yapacağım? Şuraya. Binayı bitirmek için bas mı? Temel seçmek için bas. Şu bir. Şunu şöyle arttırıyorum. Sonra bunu da buradan arttırmam gerekiyor. Şunu seçeyim. Oklar nerede? Ok çıkmıyor. Temelleri ayarlamak için okları basılı tut ve çek. Temel seçmek için bas. Kenar seçmek için iki kez bas. Anladım mantığını. Bunu da böyle götürürsek. Bitti. Tamam galiba. Oo. Kaldık binanın içinde. Yeni yetenek puanı. Mimar yeteneği. Şimdi binayı yaptık. Tamam, eşyayı satın alacağız. Zemin kat için. Yer karoları döşeyelim. Bu olsun. Şöyle hepsini yapacağız. Tamam. Pencere. Şimdi 200'e 200, bir de 250'ye 250 var ya. Bir bakayım. 250'ye 200 var, pardon. Şurayı gösteriyor ama niye döndüremiyorum? Çok yağmur yağıyor dışarıda da. Dönmüyor bu. Tamam, perin pencere alayım. Kayın. Heh, bu buranınmış. Onu öğrenmiş olduk. Tamam, perin pencereymiş burası. Onu hallettik. 200'e 200 olan bu da herhalde. Yeni yetenek puanı kazandım. Şuna da alalım aynısını. Tamam, pencerelerimiz tamam. Şuraları alacağız. At römorku kapısı. Madem onları kayın yaptık, bunları da kayın yapalım. Şimdi acaba nereden başlasak? Şuradan başlayalım. Şu bir. Yarım duvar. Ha, önce direkt. Tamam, direkt yapalım önce. Nedir ki? Bir. Ne mi olmadı? İki. Üç. Şunu koyamadık. Onu niye takamadım ben doğru düzgün? Bakayım bir. Tamam. Şimdi şunları bir alayım. Diğerini yapamadım madem. Onu da mı takamadık? Niye böyle yapıyorsun ya?
Milim bilim gitmek gerekiyor ya. Allah Allah. Şunu da bir düzelteyim. Ay oldu çok şükür. Of. 40 saatte yapamadık. Tamam şimdi eşyayı satın al dedi bize. At minderi alacağız. At minderi. Şu bir. Şu iki. Üç. Bu da dört. Dikdörtgen tavan lambası. Açık ahşap olsun. Her birinin üstüne bir. İki. Üç. Dört. Standart lamba anahtarı. Onu da şöyle bir, iki yapalım. At yemliği, açık kahverengi, turuncu. Turuncu olsun ya. At yemliğini de şöyle koyalım. İki. Üç ve dört. Bu neymiş? Fenosemer yastığı rafları. Tamam, renkler güzel bence. Bunu da şuraya koyalım bence. Bir de at bakım ekipmanı. Onu da yanına koyalım. Ve at fırçası. Böyle dik olsun. Aa bitti. Yo, %83 diyor. Ne kaldı? Bahçe. %100. Fayanslar ha. Buraya gitmemiz lazım. Bahçeye gitmemiz lazım da bahçeye nasıl çıkacağız? Aç bakayım. Buradan geçebiliyor muyuz? Yo. Ben buradan nasıl çıkacağım ki? Kapı yok burada. Bunu da aç. Ben buradan çıkamam ki. Nasıl çıkacağım? Acaba pencereyi mi yanlış oturttuk ya? Ama pencereden çıkamam ki ben. Ben buradan nasıl çıkacağım? Akşam oldu, ben buradan nasıl çıkacağım? Aşağıya yapabiliyor muyum diye baktım da olmuyor ki. Heh. Tamam çıktım. Tabi buraya nasıl gireceğiz onu bilmiyorum ben. Gerçekten onu bilemiyorum. Bu ne? Ha, çünkü buradan yapacakmışız kapıyı. Ay ay kaldım orada diyorum ya. Tamam, kapının biri buraya, biri de şuraya. Tamam, bir de fayansları döşe kırmızı tuğla demiş. Renk hafif olsun. Da nereye? Burayı mı yapacağız? Evet. Burayı da yaptıktan sonra bitiyor. Bitirdik. Kapıları ben sattım. Öyle duvarları halledebildim. Tekrar aldım kapıları. Şimdi bitirdik galiba. Bakayım bir. Aynen bitirmişiz. Bakalım bu sefer biraz daha farklı şeyler yaptık. Güzel yapmışız. Bitti, bu kadarmış.
Ben biraz oyalandım ama. Evet arkadaşlar, bu bölümde böyleydi. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.